Start, yes. Tam başladık. Euzubillah. Değerli arkadaşlar, bu El-Akd kitabının sonu ve Fehmül Kur'an'ın başlangıcı dersine giriş yapıyoruz. Hemen beyan edelim. Epey bir müzakere de yapmış olduk sizinle. Bir şey yalnız, az önce genç meslektaşlarımızla konuşurken bir şeyi sizinle tekrar paylaşmak gerekti. Onu da söyleyeyim. Meslek hayatınızda size söylenen ya da sizin kendi kendinize ürettiğiniz büyük bir şey vardır. Efsane vardır. Bundan kurtulmanızı tavsiye edeceğim. Bu efsane altyapı problemidir. Bu bir masaldır. Yani böyle bir şey yoktur yani. Bu yaşlarda daha üniversite yıllarına yeni gelmiş bir insanın veya üniversiteyi bitirmek üzere olan bir insanın altyapı, üst yapı falan diye bir problemi olmaz. Tamam, altyapı böyle bir şey yoktur yani. Yani bunu aklınızdan çıkartın. Herkes yani 1-2 sene içerisinde gerekli bütün donanımı sağlayabilecek. Daha doğrusu o kulvara girecek bir vakte sahiptir. Zamana, şartlara sahiptir. Hiçbir problem yoktur. Kendinizi asla böyle baskılamayın. Yani altyapım yoktur diye kendinizi asla baskılamayın. Bu tamamıyla bir yalandır. Nefsin bir hilesidir, aldatmasıdır. Aslında o da yani muhasibinin bu aklın kusurları bahsinde söylediği gerekçelerle ilgilidir. Şimdi biz Kitab-ül Akl'ı bitirdik gibi. Yani ana hatlarıyla bitirdik gibi. Çünkü söylenmesi gereken hemen bütün bahisleri işledik. Yani ana cümlelerini size okuduk. Ama bazı cümleler kaldı. Mesela onları hem okuyalım hem ondan sonra da bu Fehmül Kur'an bahsine geçiş yapacağız. Şimdi burada mesela benim size okumak istediğim cümlelerden bir tanesi bende 248. sayfada gözüküyor bu kitapta. Okuduğumda bulabilirsiniz. Mazlum şu aynı kitap mı bizimki? Ha, 248 o zaman. Farklı diğer kitapta kaçın sayfa olabilir bu? 228 mi? Hüccet diye başlıyor yani. Bak şeyde hüccet delil nuruyla şüpheyi ortaya çıkarır diye bir cümle var. Şimdi bu, akıl hakkında bir meselenin üçüncü sayfası. Ben cümleyi okuyayım arkadaşlar. Şimdi bu cümle neden önemli? Bu cümle İslam toplumunda züht hareketlerinin nedenlerinden bir tanesi vardır. Onu açıklaması bakımından çok önemli. İslam toplumunda insanlar niçin zühte yöneldiler? Özellikle ulema arasından zühte yönelmenin sebeplerinden bir tanesi neticesiz tartışmalardır. Yani özellikle mezhepler arasındaki ortaya çıkan ihtilaflar, çatışmalar, kavgalar daha sonra insanların bir kısmında bilim bir netice vermez, bilim bir yarar sağlamaz şeklinde bir kanaat oluşturdu, bir düşünce oluşturdu. Bu çok önemli bir problemdir. Neden çok önemli bir problemdir? Şimdi şu sorunu anlamamız lazım. Yani bu aslında Haris el-Muhasibi'nin temel iddialarından veya bu kitabı yazmasının nedenlerinden bir tanesi bu değerli arkadaşlar. Şimdi İslam bir kitap dini, bilgi teşvik ediliyor. Kur'an-ı Kerim'de akılla ilgili bir sürü mesele var diyelim. İşte sahabenin hani ilme dair cümleleri var. Ondan sonra gelen neslin var. Hal böyle iken neden Müslümanların bir kısmı bilgi lüzumsuzdur ya da bilgi yetersizdir fikrine kapılıyor? Bu önemli bir problemdir. O kadar önemli bir problemdir ki bu bugüne kadar da gelmiştir. Yani tarikatlar vasıtasıyla gelmiştir. Mesela tarikatlar arasında bu cümle çok yaygındır. Bilginin yetersizliği diyelim. Bir problem olarak bilginin yetersizliği sorunu. Daha da, sorunu demeyeyim de iddiası. Bilginin yetersizliği. Tabii bilginin yetersizliği demek aynı zamanda aklın yetersizliği demektir. Aklın yetersizliği sorunu. Şimdi bu büyük bir problemdir. Neden? Çünkü İslam yani yükümlülüğü, teklifi akla bağlıyor. Ama Müslümanların içerisinde bir grup zaman içerisinde bilgi yetersizdir, akıl yetersizdir diye cümleler söylüyorlar. Mesela şöyle bir cümle söyleyelim Fuzuli'den. Aşk imiş alemde. Yani herkes biliyormuş yani. Herkes biliyormuş. Aşk nasıldı ya? Aşk imiş.
Yani ne var alemde? İlim bir kıylukal imiş ancak, tamam mı? Kıylukal, şimdi kıylukale dedikodu diyoruz ama aslında kıylukal şu demek. Yani kıyle o dedi ki, iddia etti demek. Zayıf rivayet olarak, yani kişi belli değil, zayıf rivayet. Ona karşılık da filanca da kal dedi. Yani o dedi, bu dedi, o dedi, bu dedi. Sen yoksun. Yani bu anlamdadır. Yani böyle dedikodu diye tercüme etmek aslında çok doğru bir şey değil o. Yani ahlaki bir davranış olarak değil de. Yani görüşün zayıflığı, daha doğrusu bilginin zayıflığını anlatmak için söylenmiş bir cümle. Şimdi bu bilgi ve aşk karşıtlığı meselesi var ya, bu çok önemli bir problemdir. Biraz da ben biliyorsunuz belki hani şeyde bu bir profesörlük takdim tezi yazmıştım. Aşk üzerine yazmıştım. Hatta iddia ederek söylüyorum. Yani Türkiye'de mesela herhangi bir şeyin başına aşk ekleyin mutlaka satar. Yani bir tek benim kitap hariç olacak zannediyorum. Çünkü o kitap yani aşka dair bilinenlerin önemli bir kısmının yanlış olduğu, kamera olmasa yalan diyeceğim de, yani yanlış olduğunu savunan bir kitap yani. Bu bakımdan öyle bir iddiası var. Şimdi derdimiz o değil ama şu cümlenin altını çizelim. Yani ilim niçin bir kıylukal olsun ve aşk niçin her şey olsun? Şimdi bu cümlenin farklı versiyonları olmuştur, farklı tarzları olmuştur. Ve biz şimdi muhasibide bunun ipuçlarını yakalayabiliyoruz. İpuçlarını yakalayabiliyoruz. Yani eğer bu cümleyi doğru çözümlersek, doğru anlarsak aslında bize bütün bu yani İslam içerisinde, tarikatlarda, sadece tarikatlarda değil yani gidin mesela diyelim ki yani sıradan bir müminle konuşun, Müslümanla konuşun, size der ki yani ilim ne ki yani? Yani ilim dediğin ne ki? En çok ilim şeytan da vardı diyebilir mesela. Tamam mı? Yani böyle cümleler söyleyebilir. Ya da mesela diyeyim ki hani bir inayetçi olarak ya da bir üniversiteli olarak bir yere gideceksiniz. Ya ilim abartma falan hani böyle diyecekler. Bu cümle nereden çıkıyor? Şimdi arkadaşlar tasavvufun yaygınlaşmasında, İslam toplumunda züht hareketlerinin yaygınlaşmasında birkaç tane temel mesele var. Züht hareketleri. Züht biliyorsunuz kelime manası Kur'an-ı Kerim'de bir yerde geçer. Kelime manası bir şeyi değersiz görmek demektir. Mesela Kur'an-ı Kerim'de geçtiği tek yer Yusuf suresinde Yusuf aleyhisselam satılırken وَكَانُ ف۪يهِ مِنَ الزَّاهِد۪ينَ yani Yusuf'u alırken çok cimri davrandılar. Yani Yusuf yani bir kıymetli olmadı. Yani para etmedi yani. 5 paraya satıldı gibi. Peki züht kelimesi nasıl buradan çıkıyor? Züht kelimesi o tüccarların Yusuf'a davrandığı şekilde yeryüzüne yani dünyaya ve içindekilere davranmak demektir. Tamam yani Yusuf ucuz yani Yusuf normal çok kıymetli bir adam değil mi? Yani yakışıklı, güzel, cazip falan filan anlatılıyor işte şeylerde, metinlerde. Öyleyken paradoksal bir şekilde çok ucuza gitti deniyor Kur'an-ı Kerim'de. Yeryüzü de cazip değil mi? Yani tatlı, hoş bir yer. Yani bahçeler, güller vesaire değil mi? Çiçekler şimdi bahar geliyor falan. Çok güzel bir yer. Yeryüzüne tüccarların Yusuf'a davrandığı gibi davranmaya züht denir. Züht buradan çıkıyor. Yani kelime olarak buradan çıkıyor. Yani yeryüzüne değersiz, yani metelik vermemek. Yani değer vermemek, tamam mı? Neden değer vermemek? Aslında bunu muhasibi içeride anlatıyor. Çünkü dikkatin ahirette olursa, ahiretle yeryüzünü teraziye koyduğunda akıl ahireti tercih eder. Dolayısıyla şimdi hani muhasibi bize dedi ki, akıl nedir? Akıl ahireti tercih etmektir. Yani kimin daha çok aklı var? Ahireti tercih eden adamın daha çok aklı var. O zaman züht akıldır. Yani daha doğrusu züht aklın delilidir. Yani kim zahid ise o daha akıllıdır. Bunu muhasibi bize söylüyor. Şimdi arkadaşlar bu zühtün ortaya çıkışı şöyle bir cümle söyleyeyim. Aslında İslam'ın ana karakteristiği aslında zühttür. Neden? Çünkü dünya ve ahiret denge şey üzerine kurulunca her ne kadar denge olsa bile ahiret daha üstündür. Yani velel ahiretu hayrul leke minel ula. Yani ahiret daha üstündür, daha kıymetlidir. Dünya daha değersizdir. Bunu mesela modern dönemde İslam toplumları üzerine araştırma yapan bir takım insanlar İslam toplumları niçin kalkınamadı sorusunu sorarken bunu söylediler. Dediler ki yani kuvvetli ahiret inancının olduğu yerlerde, olduğu toplumlarda böyle tam bir yani dünyevi bir gelişme olmuyor. Bu zımnen neyi içeriyor? Eğer Avrupa'da bir gelişme olduysa ahiret inancının zayıflamasıyla oldu. Yu da içeriyor. Yani Rönesans'la birlikte yani öte dünya fikri zayıfladıkça insanların yeryüzüne bakışları daha da güçlendi demek istiyor. Bu parantezi kapatalım. Devam edelim.
Şimdi İslam'ın ana karakteristiği züht. Yani dünyaya ve içindekilere değer vermemek. Bunun arkadaşlar 3 alanda ortaya çıktığını kabaca görüyoruz. Birincisi bu yani muhasibinin aslında durduğu yer tam şurası. Aslında bir zahit fakat zühtün yol açtığı sorunları da engellemek istiyor. Bak aslında kendisi bir zahit, tamam mı? Ama züht çok büyük sorunlara yol açtı. Yani İslam toplumunu darmadağın etti züht anlayışları. Şimdi 3 tane alanda ortaya çıktı. Bakınız hızlıca söyleyelim. Birincisi ticarete karşı. Ticaret. Neden ticarete karşı züht ortaya çıkıyor? Çünkü post-Hicaz döneminde yani İslam Hicaz'dan Doğu Akdeniz'e yerleşip o hilale yerleştiğinde İran, Mezopotamya ve Mısır'a doğru o hilale yerleştiğinde İslam çok büyük bir zenginlik ortaya çıktı. Yani muazzam bir zenginlik çıktı. Hatta bunu dün arkadaşlarınızla konuşurken anlatmıştım. Yani bir örnek vermek gerekirse mesela Medine'nin diyelim ki zenginleri Mezopotamya'da zekatlık olabilirler. Yani o kadar büyük zenginlikler ortaya çıktı. Buna bağlı olarak da sosyal sınıflar ortaya çıktı. Yani böyle bir refah toplumu ortaya çıktı. Mısır'da vesaire çeşitli yerlerde. Şimdi züht bu kez ticarete yöneldi. Yani dünya malını küçük görmek. Yani dünya malını değersiz görmek. Yani tüccar olmamak. Bu çok büyük tartışmalara yol açtı ve muhasibi de bunlar vardır. En önemli mesele kesb meselesi oldu. Bu kesb eşarilerdeki kesb değil. Ticaret yapacak mıyız, yapmayacak mıyız? Tamam bak ki mesela İmam Muhammed'in böyle bir kitabı var. El-Kesb diye bir kitabı var İmam Muhammed'in. Diyor ki bazı diyor böyle diyor akılsız diyor, cahil diyor, sofular var diyor. İmam Muhammed söylüyor bak mezhebimizin imamlarından birisi. Ticaretin haram olduğu, ticaretin yanlış bir şey olduğunu savunuyorlar diyor. Olur mu böyle bir şey diyor. Çok enteresan arkadaşlar. Olur mu böyle bir şey diyor. Dile getirdiği bütün gerekçeler bu teoriyi destekliyor. Şimdi olur mu böyle? Bak diyor ki bunlar diyor şunu savunuyorlar. Kur'an-ı Kerim'de önce diyor ki Kur'an-ı Kerim'de diyor ticaret vardır diyor. Teşvik edilmiştir diyor. Anlatıyor. Şimdi o ayetleri bu adamlar biliyor. Bu zahitler biliyor. Şimdi diyorlar ki diyor bu zahitler. Kur'an-ı Kerim ne diyor? Ticaretle ilgili geçen bütün kelimeler diyor Allah'la ticareti anlatır diyor. Bir düşünün bakınız aklınıza bir getirin. Ticareten lentebur. Hiç zarar etmeyecek ticaret. İnnallâhe eştera. Allah satın aldı müminlerden. Tamam bak. Mesela. Fema rabihet ticaretü. Onların ticareti fayda ver. Yani şimdi ben o gözle bir baktım hakikaten. Yani zahitlerin dediği doğru. Yani Kur'an-ı Kerim'de ticaret var ama. Yani bir meşru, mübah eylem olarak ticaretten söz ediyor ama esas yani hakiki anlamıyla ticaret nedir? Kişinin dünya ahiret arasında ahireti tercih etmesi ticaretidir. Tam muhasibin düşündüğü gibi. Neyse parantezi kapatalım. Böyle kesb tartışmalarına yol açıyor. Birinci alan bu parayla ilgili. Genellikle bugün şimdi ben mesela züht desem aklınıza hep ticaret gelir. Yani parayla ilgili meseleler gelir. İkinci konu arkadaşlar sosyal hayatla ilgili. Şimdi sosyal hayat burada ne var? Mesela insanlar diyelim ki vali olmak için mücadele ediyorlar. Yani değerli adam kim? Vali. Şimdi muhasebe açısından bakın meseleye. Şimdi vali akıllı mı değil mi? Şimdi vali akıllı bir adam. Yani bir adam mesela Amr İbnül As diyelim ki Mısır'a vali olmuş ama bu adam akıllı bir adam. Ama şimdi muhasebe diyecek ki daha akıllıysa ahireti tercih eder. Değil mi yani sahabe için bunu söylemez de yani daha akıllı kimdir? Yani Mısır'da valiliği değil mesela uhreviyatı yani hani yani veya valilikte uhreviyatı tercih eden adamdır. Şimdi ne oldu? Züht gene bir üst akıl olarak, daha güçlü, daha derin bir akıl olarak şeyi dönüştürdü. Bak hayatı dönüştüren bir ilkeye döndü. Yani bu şimdi söylüyorlar diyorlar ya, mesela zahitlik pasifliktir, tasavvuf pasifliktir filan. Yani muhasibi bunu asla anlamaz. Neden? Çünkü tam tersi bir eyleme dönüşüyor. Yani hayatı dönüştüren bir ilkeye dönüşüyor şey. Yani o akıl biçimi, o züht biçimi. Şimdi sosyal hayata karşı bir züht ortaya çıkıyor. Bunun çok önemli bir parçası arkadaşlar evlilik hayatıyla ilgilidir. Yani zahitlerin bir kısmı evliliği reddettiler bireysel olarak. Neden? Çünkü bütün şeyler ondan çıkıyor. Yani hani evlenirsen işte ticaret yapman lazım, para kazanman lazım vesaire. Üçüncüye gelelim burayla ilgili daha çok. Ben bunu çalışmalarımda entelektüel ilgiler diyorum. Geniş bir konu olarak. Arkadaşlar tasavvuf ortaya çıktığında yani bu 2. 3. 4. 5. asırlarda kitabi bilgiler küçümseniyor.
Yani şu cümle, yani hani bilgiyle bu iş olmaz cümlesi başından beri tasavvufta var. Fakat muhasibi bunu bozuyor. Bak muhasibi bunu bozuyor. Mesela tasavvufta, şimdi size örnek cümleler anlatayım. Mesela önceden diyor bu işin adı vardı, kendi yok. Kendi vardı, adı yoktu. Tamam, tasavvuf dönemlendirmesinden konuşuyorlar. Önceden bu işin kendisi vardı. Yani tasavvuf dediğimiz şeyin, yani şu zühdün, zahitliğin kendisi vardı ama adı yoktu. Şimdi adı var, kendisi yok. Muazzam bir eleştiridir bu. Adı var, kendisi yok ne demek? Yani insanlar kıyluk hale çevirdiler. Şimdi bu bir bilim eleştirisidir, bilgi eleştirisidir. Halbuki o dönemde, yani bu cümlenin söylendiği dönemde insanlar tasavvuf hakkında daha çok şey biliyorlardı. Hatta ben size söyleyeyim, mesela biz bugün daha fazla şey biliyoruz. Yani neden? Çünkü şimdi herhangi bir derviş mesela, değil mi, İbn Arabi okumamış ki. Konevi okumamış ki. Yunus Emre'yi okumamış ki. Biz çok şey biliyoruz. Kelevaz diyor ki ya diyor önceden diyor bunun diyor adı vardı, şey kendisi vardı diyor, adı yoktu diyor. At konulu, kendisi kayboldu diyor. Lafızları kaldı diyor, tamam mı? Ondan sonra bakınız, benzer bir cümle söyleyeyim size. Diyor ki şimdi diyor, tasavvuf diyor şöyle başladı diyor. Önce diyor bütünüyle dikkatini zühde, takvaya vermiş bir nesil. Ondan sonra diyor bunların diyor etrafında müritler vesaire oluştu diyor. Sonra geldi diyor bir dönem diyor işte böyle üstadlar falan, sonra diyor devam ediyor. Bozmalar ortaya çıktı. Kamiller kenara çekildi. Bak kademe kademe anlatıyor, tamam mı? Yani bu kaçıncı yüzyılda oluyor? Bu adam mesela 370. Bu adamın ölüm tarihi 370. 370'e kadar hadise olmuş bitmiş, böyle anlatıyor, tamam mı? 150 sene içerisinde olanı anlatıyor. Önce diyor böyle bir üstadlar çıktı diyor. Takvaya önem veren, zühde önem veren, imana, ihlasa önem veren vesaire. Yani post-icazda böyle bir şey ortaya çıktı, tamam mı? Bu oldu. Sonra işte onların etrafında müritler oluştu. Şu onlar bir şeyler verdi, eğitim falan. Sonra diyor mustasfife çıktı. Yani istismar edenler. Tamam mı? Bu kez diyor o iyi olanlar kenara çekilmeye başladı bak. İyi olanlar kenara. Sonra ne oldu? Sonra da diyor bizim dönemimiz geldi. İş bütünüyle soru cevaba döndü. Kelevaz söylüyor bunu. Soru cevaba döndü ne demek? Kitaba, yani bilgiye döndü. Şimdi bu bilginin eleştirilmesidir. Bu entelektüel ilgiler alanı. Arkadaşlar bu alan çok önemlidir. Neden çok önemlidir? Çünkü şu alanlarda, yani şu iki alanda tasavvufa genellikle sıradan insanlar katıldı. Yani adam mesela diyelim ki İbrahim bin Ethem, tamam mı? Bizim için büyük bir sufi ama aslında vali işte veya prens neyse böyle bir adam. Yani fakih değil, alim değil, herhangi birisi değil, tamam mı? Böyle büyük, bu adam bırakıyor gidiyor. Ya da diyelim ki sıradan bir adam, yani adam Ayyaş mesela, işte tövbe ediyor falan, derviş oluyor. İşte adam çoban, adam bilmem ne, sıradan yani insanlar. Bunların tasavvufu yüceltmesi, tasavvufu yaygınlaştırması mümkün değil. Neden? Çünkü kendileri ümmi, yani okur yazar değiller. Ahlakları üstün falan. Fakat şu entelektüel ilgilerdeki züht, yani bu alanda ortaya çıkanlar tasavvufa yöneldiğinde tasavvufu bunlar dönüştürdü. Yani muhasibi gibi insanlar aslında şuradan çıktı. Nasıl oldu bu? Şimdi şöyle düşünün arkadaşlar. Ebu Hanife'nin etrafına bir fıkıh okulu oluştu. Ondan biraz sonra diyelim ki Şafiler oluştu. İşte çeşitli yani mezhepler falan oluştu, tamam mı? İslam dünyasının yani Hasan-ı Basri'den sonraki yani 100'den o 160-170'lere kadar muazzam bir bilimsel faaliyet oldu. Muazzam bir entelektüel faaliyet oldu. 70-80 sene içerisinde. Pek çok fırka ortaya çıktı. Bunları mesela İmam Eşari'den öğreniyoruz. Pek çok fırka. Fırkalar birbirleriyle tartışıyor. Birbirlerini tekfir ediyor. Kavga. İşte Allah şöyle mi dedi, böyle mi dedi? Şunu mu yaptı, bunu mu dedi? Falan, tamam mı? Yani insanlar bundan sıkılıyorlar, yoruluyorlar. Yani mezheplerin birbirini tefrik etmesi, tekfir etmesinden insanlar yoruluyor, bıkıyor. Bir entelektüel bıkkınlık meydana geliyor. Bu entelektüel bıkkınlık meydana gelince insanların bir kısmı bilimi bırakıyorlar, zühde yöneliyorlar. Bak, tasavvuf tarihindeki en, bak, şimdi tasavvufun İslam tarihi içerisindeki bir yeri vardır. Ama tasavvuf tarihinin kendi içinde de çok önemli evrilmeleri vardır. İslam tarihi içerisinde tasavvufun ortaya çıkması bu post-icazda İslam'ın kendini bulma mücadelesidir. Yani zühdün kendini bulma mücadelesi. Daha da zühdün ortaya çıkma mücadelesidir. Tasavvuf içerisinde ise zühd şu entelektüel ilgiler alanında ortaya çıkmaya başlayınca, yani çok açık bak, anlaşılır şekilde söyleyeyim. Kitapla bu iş olmaz. Bu cümle söylenmeye başlandığında ve bu adamlar zühde yöneldiklerinde sonra bir gelecekler, bakacaklar ki
aslında tasavvufla da tam olmuyor. Bu kez şöyle bir kavram ortaya çıkacak. Zahit fakihler. Tamam mı? Zahit fakihler ya da mesela zahit mütekellimler, tamam mı? Mesela şu cümle olacak. Men tasavvafe bi gayri fıkhin işte bilmem ne. Yani ben bu cümlelerin ikinci kısmını her zaman unuturum arkadaşlar. Ne olmuş olabilir? Yani duvara tosladı diyelim. Yani hani bunu Arapçasını ben biliyor muyum? İlk söylediğim kısmın Arapçası anlaşıldı mı? Ben de anlamadım. Men tasavvuf kim fıkıh olmaksızın yani bilgi olmaksızın tasavvuf yaparsa, sufi olursa mesela tezandaka, zındıklaşır. Tamam mı? Yani neden? Yani ahlakla fıkıh arasında bir irtibat kuruyorlar. Bu irtibat daha önce size söylediğim gibi aslında şeyin yani ilk bizim üst başlığımız nedir? Akıl ahlak ilişkisi. Daha doğrusu akıl ahlak ilişkisi yani aklın ahlaka dönüşmesi anlamında değil ya. Bizim ahlak eğitimi dediğimiz şey aslında bir akıl kritiğidir ve bir akıl eleştirisidir. Kitabın şimdi ana fikri bu ve biz bu ana fikri hiçbir zaman kaybetmiyoruz. Yani muhasebeden. Şimdi bütün bilgileri unutacaksınız arkadaşlar, tamam mı? Ama şu cümleyi unutmuyorsunuz. Tasavvuf içerisinde ahlak eğitimi bir ahlak eğitimi değildir. Ahlak eğitimi bir akıl kritiğidir. Tamam mı? Ahlak eğitimi dediğimiz şey yani merhamettir işte falan o temel değerler. Ya da bunu tersine alalım mesela günahlar, tamam mı? Mesela kibir artık muhasibide bir şey değildir. Yani bir günah değildir. Mesela ben şimdi bir insana kibirli dediğimde günahkar demiş olmuyorum ya. Muhasibinin terminolojisine göre o adama ahmak demiş oluyorum. Yani muhasibi kibirli insanın ahmak olduğunu düşünüyor. Ve bunu size anlatmıştım ya. Nasıl yaptığını anlatmıştım. Mesela diyelim ki hani varlık şeyi açısından düşünelim. Mesela sadece yeryüzü varsa muhasibin söyledikleri yanlış. Ama yeryüzüyle beraber yani bir de ahiret varsa işte Allah yani Cenab-ı Hak varsa iman ettiğimiz işte böyle bir bütün yani bütün bir varlık skalası varsa muhasibin söylediği doğru. Muhasibi o zaman diyor ki akılda körlük var diyor. Şuraya takılıyor şurayı görmüyor diyor. Bu diyor şaşılıktır diyor ahmaklıktır diyor. Burayı görmediği için şurada senin önüne geçtiği için kibirli oluyor. E halbuki mesela ahirete gideriz sen benden önde olursun. Ne oldu o zaman? Şimdi kibir o zaman olmadı. Tamam mı? Biz şimdi bakın şu akıl ahlak bu yani öğrenmeniz yani burada yani zihninizde bu kırılmanın yaşanması lazım. Yani ahlak bakın dindar insanların bunu anlaması çok zordur. Çünkü dindar insanların zihninde muazzam bir parçalanma vardır. İman başka bir şeydir. Amel başka bir şeydir. Ahlak başka bir şeydir, tamam mı? Bu parçalanma olduğu sürece biz muhasebeyi anlayamayız zaten. Parçalanmanın ortadan kalkması lazım. Ha biz diyeceğiz ki ahlak bizim için artık bir ahlak meselesi değil ya bir akıl meselesidir. Yani siz mesela yazı yazarken değil mi? Hani akıl terbiyesi, hani akıl kritiği verirken ya da Descartes'le mukayesesini yaparken, tamam mı? Veya Gazali ile mukayesesini yaparken diyeceksin ki akıl kritiği ne demek? Aklın şaşılıktan kurtulması, aklın işte duygularından arındırılması. Kibir mesela aklın duygusal halidir, tamam mı? Yani bir duygu durumudur. Mesela misal olarak söylüyorum. Mesela diyelim ki cimrilik aklın bir duygu, yani bir duygunun tesirinde kalmış olmasıdır. Yani işte filanca mesela diyelim ki nefret aklın bir duygunun tesirinde kalmış olmasıdır. Nefretli olan bir adamın doğru düşünmesi mümkün değildir. Kibirli bir adamın doğru falan. Biz bunları böyle anladık. Yani bizim için bu çok önemli bir kırılma noktasıdır. Şimdi bu cümle nasıl ortaya çıkıyor arkadaşlar? Zahit fakihlerle ya da fakih zahitlerle ortaya çıkıyor. Bu ortaya çıkınca tasavvuf tarihi değişiyor. Ama bu süreç ortaya çıkınca bunun da en ileri örneği muhasibi ve ondan sonra gelen Cüneydi Bağdadi'dir. Cüneydi Bağdadi bu iş tam kemale eriyor. Yani tasavvuf yani tasavvufa bir fıkhin veya tefakkaha bir tasavvufun. Allah'ım ya Rabbim. Bunları aradan düşelim ya bu kelimeleri ne kadar zor telaffuzları ya Rabbim ya Resulullah. Efendim. Evet. Şimdi arkadaşlar dönelim. Şimdi muhasibi çok önemli bir şey söylüyor. Yani neden buradan bir kopuş oldu? Tamam mı? Yani neden insanlar böyle hani kenara şey çekildi? Bununla ilgili önemli bir şey. Bunun sebebi şu. Şimdi cedel var, tamam mı? Cedel, tartışma. Muhasibi çok iyi bir şekilde gördü ki bilgi, bu Hicaz sonrası dönemde bilgi bir statü meselesi olarak ele alındı.
Yani hakikati arama meselesi olarak değil. Tamam, bir statü meselesi olarak. Yani birisinin önüne geçme. Tamam, birisini susturma. Yani diyelim mesela bir alimin en büyük haz alacağı şey birisini susturması, yani ilzam etmesi olarak ele alındı. Şimdi bu düşünce yani muhasibeye göre kibir demek. Yani bilginin kibri üretmesi. Halbuki muhasibe dedi ki böyle olduğunda biz burada şeyden söz edemeyiz. Yani biz anlamaktan, idrakten söz edemeyiz dedi muhasibe. O zaman diyor ki şimdi diyor, biz diyor cedelsiz bilgi öğrenmemiz lazım. Yani cedel, yani tartışmaya girmeksizin bilgi öğrenmemiz lazım. Bakın nasıl yapacağız o zaman? Hiç kimseyle tartışmadan bir adamın evinde kitap okuması onun şu 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 işleri yapmasından daha üstündür. Şimdi muhasip bize bir formül söylüyor, tamam mı? Yani burada bakınız dikkat edeceğiniz nokta şurası değil. Yani evde kitap okumak meselesi değil. Ya burada dikkat edeceğiniz nokta şu cedel. Bilgi veya şöyle diyelim, cedel kibir doğurur. Tamam mı? Cedel kibir doğurur. Muhasip böyle söylüyor. O zaman zaten şeyin, yani ilk zahitlerin şeyden kopup, bilim ortamlarından, düşünce ortamlarından kopup inzivaya çekilmesinin sebebi buydu. Yani verimsiz buluyorlardı, tartışmalar verimsiz oluyordu, zühte yöneliyorlardı. Şimdi muhasibi bunu teorik olarak temellendiriyor. Diyor ki, evet diyor bu böyledir. Fakat diyor, zühte yönelmek kitabı bırakmak değil, cedeli bırakarak gitmemiz lazım diyor. Tamam mı? Cedi, yani şimdi zahitlerin bir kısmı kitabı o okula bırakarak gitti. Yani hani ceketini bıraktı gitti. Muhasibi diyor ki hayır diyor, kitabı alıp gitmesi lazımdı diyor. Bu çok önemli bir kırılma noktasıdır. Ve böyle olunca yani bu kez kitabi bir tasavvuf ortaya çıktı. Yani meseleleri yazılan bir tasavvuf ortaya çıktı ve bu şekilde tasavvuf tekrar İslam toplumuna bir katkı sağlamaya başladı veya başlayabildi. Anlatabildim mi? Anlaşılıyor değil mi? Sıkıntı yok. Şimdi bakınız, cümleye dönelim şimdi tekrar bu perspektiften sonra. Şimdi diyor ki, bir kitabı okumasını kesecek başka bir sebeple meşgul olmaksızın, tek başına, ihtiyatlı bir, yani başka bir sebep olmaksızın ne demek? Şimdi ben bir şey okuyorum, mesela şu an size açıklama yapıyorum, tamam mı? Şimdi bu benim okumamı kesen bir sebep. Ama şimdi, diyelim ki, maşuk oradan şimdi benimle tartışmaya girse, şimdi bu kez tartışma daha da büyüyecek mi diyelim. Kitaptan daha fazla kopacağız. Şimdi kastettiği bu ikincisi, birincisi değil. Yani öğretme maksatlı olanı kastetmiyor. Ya tartışma maksatlı olanı kastediyor. Böyle olursa, olmaksızın diyor, tek başına okumak, tamam mı? Şimdi tek başına bak, şu zühtle ilgili ya da inziva ile ilgili. Böyle okumak başkasıyla tartışan kimse gibi değildir diyor. Yani ne oldu? Şimdi başkasıyla tartışan kim? İlim meclislerini, şimdi şöyle bir karşılaştırma yapıyor. Diyelim ki bir insan mesela tek başına kitabı okuduğu yer neresi? Zaviye. Misal olarak söyleyeyim, tamam mı? Zaviye. Birlikte tartışarak okuduğu yer neresi? Mesela medrese. Yani demek istiyor ki zaviye medreseden üstündür. Hangi zaviye? Kitabın okunduğu zaviye. Bak, zikrin yapıldığı değil. Şimdi o zaman bakınız mesela, şimdi biz hani tekke medrese tartışmaları falan oluyor zaman içerisinde. Tekke medrese tartışmalarını eğer tekkeyi mesela şu şekilde, mesela muhasibin söylediği gibi alırsa, yani kitabın okunduğu, tamam mı? Yani mesela Kur'an-ı Kerim'in okunduğu, hadisin okunduğu, işte vesaire, yani tefekkür yapıldığı, taakkul falan bir yer olarak alırsak, muhasibeye göre burası buradan daha üstündür. Yani böyle, ama onun yerine başka ne koyarsak koyalım, buradan üstün olmuş olmaz. Muhasip böyle söyleyecek. Yani yalnızlığı kitapla, Kur'an-ı Kerim'le, düşünmekle, akletmekle kayıtlıyor. Yoksa kendi başına bir yalnızlık diye bir şey yok. Anlatabiliyor muyum? Yani bu bizim tasavvuf tarihinin, yani tasavvuf meselesinin, daha doğrusu şöyle söyleyeyim, yani tasavvuf deyip uzaklaştırmayalım da, yani İslam'ın bir kanadının, İslam düşüncesinin saç ayaklarından bir tanesinin çok ciddi bir problemidir. Ve bu böyle olmadığı sürece, mesela yani muhasibinin sözlerinden uzaklaşıldığı sürece, muhasibinin, Cüneydi Bağdadi'nin sözlerinden, görüşlerinden uzaklaşıldığı sürece burası burayı besleyemedi. Zaviye ya da o bireysellik diyelim, inziva, medreseyi besleyemedi ya da şehri besleyemedi. Ne oldu? Arada bu kez daha büyük bir çatışma oldu. Yani
burayla burası kavga yaptı. Halbuki muhasibinin söylediği gibi olsa, yani kitabı alıp, yani şurada tek başına mesela kitap okusa, Kur'an-ı Kerim okusa, muhasip böyle söylüyor. Yani aklı ancak böyle düşünüyor. Böyle olsa mesela burası burayı besleyebilirdi diye düşünüyor. Evet, devam edelim. Çünkü o başkasıyla münazaradan, kendi görüşünü beğenmekten kaynaklanan pek çok afette karşılaşır. Şimdi bu cedel meselesi çok enteresan bir meseledir arkadaşlar. Aslında şeydeki kırılmaları iyi anlamak lazım. Mesela şimdi ilk nesillerde bilgi, şimdi bunlar tabii İmam Şafii'den görüyor olmanız lazım ve İmam Şafii'nin risalesinden bu şekilde bakıyor olmanız lazım. Yani böyle metni okumak üzere metne bakmayın, soru sorun. Yani hocanıza da soru sorun, İmam Şafii'ye de soru sorun. Mesela şu bilgi nedir meselesi var ya, bilgi nedir? Bu çok önemli bir sorudur. Çok basittir fakat çok önemli bir sorudur. Mesela orada bir sürü şey söyleyecek. Yani bir bilginin işte insanda tahakkuk etmesi bakımından işte düşüncede işte bir nispettir bilmem ne, bir sürü şey söyleyebilirler. Bir de kaynağı bakımından, yani bizim sahih bilgi dediğimiz şey nedir? Bu bakımdan da pek çok şey söyleyebilirler. Şimdi bunları İmam Şafii'den öğrenmeniz lazım. Şimdi arkadaşlar, hatta şöyle bir şey söyleyelim. Mesela diyelim ki Ebu Hanife ile İmam Şafii, İmam Şafii ile Hasan-ı Basri, bunlar nasıl ayrışıyor veya nasıl birleşiyor? Bunlar bilgi tarifinde ortaya çıkacak şeyler. Şimdi ilk nesil için bilgi Nas'tan istinbat edilen şeyin adıydı. Tamam bak, bu İslam'ın çok önemli bir evresidir. Yani Nas'tan yani bilgi demek bu demekti. Yani alimin tarifi şuydu mesela. Alim yani Allah'ın kitabını bilendi. Tamam, neden? Mesela onun dışında mesela adam diyelim ki ziraatı biliyor, tamam mı? Ona alim demiyorlardı veya ona bu anlamda alim demiyorlardı. Yani Kur'an-ı Kerim'de mesela veya Müslümanlar arasında, müminler arasında konuşma olduğunda, tartışma olduğunda ve ulema filan, yani böyle kelimeler kullanıldığında kastettikleri şey mesela ziraat bilen adam değildi. Ya nasları bilen adamdı. Veya tabip mesela, tıbbı bilen adam değildi. Bunun şimdi şöyle bir şeyi var. Şimdi modern dünyada her şey aşağı yukarı bilim denmeye başladı. Her şey bilgiye. Yani adam mesela simit yapıyor, satıyor, ona da bilgi deniyor falan. Yani her şey bilim oldu. Fakat klasik dünyada bilimle sanat arasında çok böyle bariz bir fark vardı. Bilimle sanatlar arasında. İşte bilimle işte başka bir takım şeyler arasında. Yani farklar var. Şiir arasında fark vardı vesaire. Tamam, klasik dünyada bunun biraz karşılığı vardı. Ama şeyde, yani İslam bu konuda en dar yorumdan başladı. En dar yorum ne? Bilgi demek Kur'an-ı Kerim ve hadiste olan demek. Yani nas'tan olacak. Yani bir şeyi bilmek ne demek? Ayetten bilmek demek. Hatırlarsanız muhasip böyle bir cümle söylemişti. Hangi bahiste geçtiğini hatırlıyor musunuz? Kelamcıları eleştirirken. Neydi konu? Ruh nedir? Akıl ruhun özü müdür diye bir tartışma vardı. Hatırlarsanız şöyle bir şey konuşmuştuk orada. Şimdi muhasibin hoşuna giden bir açıklamaydı o aslında. Yani onu kabule mütemayildi. Ama kabul edemedi. Neden kabul edemedi? Nas'ta olmadığı için. Yani şimdi yani Kur'an-ı Kerim ve Nas, ne yapalım? O zaman bizim için bilgi değil o. Kesin bir şey söyleyemeyiz ama yani reddetmiyor ama yani gönlü mütemayil, yani belli. Yani gönlü mütemayil ama şimdi şu bakımdan kabul etmediği de kesin. Çünkü ona göre yani ilk başta söylediği akıl tarifi bu değil. Yani dolayısıyla yani mütemayil, yani hani böyle kabul edebilir gibi gözüküyor ama etmemiş yani neticede. Şimdi o cümle önemli ama Kur'an-ı Kerim ve sünnette olması lazım. Şimdi ilk nesil için bilgide kırılma bu anlayış değiştiğinde ortaya çıkıyor. Yani esas şey, yani Kur'an-ı Kerim ve sünnette yani var mı yok mudan başka bir kaynak ortaya çıkmaya başladığında aslında İslam düşüncesinde veya İslam bilimlerinde kırılma meydana geliyor. Yani şöyle diyelim, mesela diyelim ki Kur'an-ı Kerim, hadis, değil mi? Bakın burada şimdi şu şekilde düşünmeyin ama bunları da yorumlayan akıldır diye bakmayın. Yani doğrudan yani Nas'ta yer alacak. Yani bir şey Nas'ta yer alacak. Hadiste yer alacak, tamam mı? Yani bu şekilde geçecek. Yani o mesela ilk alimler şöyle bir şeyde değillerdi. Ya bunları da zaten değerleyen, anlayan akıldır. Böyle bir şey düşünmüyorlar. Yani aklı bir meleke olarak düşünüyorlardı. Bir bilgi kaynağı olarak düşünmüyorlardı. Tamam mı? Ne zaman ki bunun yanına üçüncü bir unsur eklenmeye başladı, İslam bilimlerinde esas kırılma meydana geldi. Tamam. Şimdi bak, şimdilik muhasibi de aslında hala biz buradayız. Yani şuradayız, tamam mı? 240'lı yılla biz şuradayız.
Şimdi diyor ki bakınız. özür dilerim pardon. Şimdi bu sadece kırılma meydana gelmedi bak. Yani buraya bir üçüncü unsur olmadı. Ya buna bir de üslup eklendi. Nedir o üslup? Cedel. Tamam bak cedel. Şimdi Kur'an-ı Kerim ve hadiste mesela yani buradan tam bir cedel çıkmıyor olması lazım. Sen bir şey söylüyorsun, öteki bir şey söylüyor. Yani ayet hadis üzerinden konuşuyoruz. Ama buna diyelim ki böyle bir metot olarak cedel geldiği zaman muhasebi diyor ki burada diyor bu cedel diyor insan kibrini izhar eder diyor. E halbuki biz önerme koyduk. Dedik ki kibir varsa akıl yoktur dedik. O zaman yapmamız gereken şey böyle durumlarda geriye çekilmek. Ama elimizde kitap varken geriye çekilmek. Tamam. Bu şimdi aynı zamanda mesela tasavvufta kitapların niçin yazıldığının delillerinden birisi kabul edebilir. Muhasibinin çizgisi açısından söylüyorum. Bak bütün tasavvuf bu çizgidedir demiyorum. Ama muhasibinin çizgisi açısından kitaplar niçin yazıldı? Bireysel okumanın, bireysel yani cedelden uzaklaşmak, cedelin zararlarından uzaklaşarak bireysel okumanın şeyini sağlamak için yani bunun bereketini diyelim ortaya çıkartmak için bu kitaplar yazıldı. Bu bakımdan arkadaşlar bu bence bu şey cümle çok önemli idi. Evet. Bakın mesela devamlı diyor ki anlamayı engelleyen şey hakka boyun eğmeye mani olan kibir, cedele sevk eden galip gelme arzusu ve doğruyu kabul etmeyi engelleyen hataya ben bu cümleye bayılırım. Az önce size anlattığım şey buydu. Az önce benim size anlattığım şey buydu. Efendim bunlar kayıtlarda yok. Yani off the record anlattığımız meselelerde. Ömer Hoca şimdi dinler benim de gıyaben. Yani bilsin diye söylüyorum Ömer Hoca için. hataya düşme korkusu diyor ya. Yani cedelde şimdi mesela adam kendini tutuyor. Tamam mı? Yani ya üstün gelmeye çalışıyor. Gelemediği yere kendini çekiyor. Kabul etmiş gibi geliyor ama aslında kabul etmiyor falan. Bir sürü şey var, taktik var. Şimdi ben size ne diyorum? İnsanların çoğu hataya düşme korkusuyla mesela yazı yazmazlar. Tamam mı? Ben demiyorum. Üstad söylüyor yani. Şimdi ben desem hocam yani falan ayıp oluyor dersiniz ama üstad söylüyor. Bunlar diyor bak bunları akıl problemi olarak görüyor. Ahlak problemi olarak. Yani ahlakla akıl burada özdeşleşiyor. Bu çok önemlisi. Bak devamını okuyalım. Münazaranın afetleri çok ve içinde hakkın ölçülerinin toplanıp bir araya getirildiği bir kitabı tek başına okumak. Nasıl anlamadım? Şöyle biz onu az önce yok şeyde konuşuyorduk. Yani hata yapma korkusuyla iş yapmamak muhasibiye göre bir kibir. Bu bizim akademiyada yazıda çok ortaya çıkar. Yani yazarsam hata yaparım ya da yazarsam hata yaparım aslında şu demek eleştirilirim. Muhasibi bunu reddediyor. Yani bu eleştirilirim tamam mı? Yani şimdi yazı yazmasa ben seni nasıl eleştireceğim? Şimdi yazı yazınca eleştirilirim. Tamam mı? Bu korku. Bu korku kibirdendir diyor. Daha doğrusu bu korku bir akıl hastalığıdır, akıl problemidir diye düşünüyor muhasibe. Bu çok önemli bir noktadır muhasibe açısından. Evet. Devam edelim. Bir kitabın, şuraya da okuyayım. Bir kulun itibarını yükseltmesi, ilmini artırması ve faziletleri yüceltmesi için tefekkür, nazar ve zikir en büyük zenginliktir. Şimdi kişinin itibarı nasıl yücelecek? Arkadaşlar bakınız, 3. yüzyılda bu çok önemli bir cümledir. Bugün de çok önemli bir cümledir. Ama 3. yüzyılda bilhassa çok önemli bir cümledir. Çünkü insanlar, yani İslam toplumu yeni yerleşiyor. Yani geldiği coğrafyaya yeni yerleşiyor. Yeni Müslüman olanlar var. Yani muazzam bir popülasyon, muazzam nüfus hareketleri var. İhtida edenler var, yeni nesiller var. Çatışmalar var, bir sürü hikaye var tamam mı? Yani o dönemde. Dolayısıyla muazzam bir itibar kavgası var, itibar meselesi var tamam mı? Bunlar bizim şeyler de yani o dönemle ilgili metinlerde okuyoruz.
mesela ikinci, üçüncü metinlerde okuyoruz değil mi? Böyle tarihi metinlerde okuyoruz. Bu tarz şeyler var. Şimdi muhasip bir şey söylüyor, diyor ki bir kulun itibarı nasıl artacak? Şimdi aklınıza gelebilecek örnekler var. Mesela vali olarak itibarı artar. Tamam mı? Ondan sonra mesela para kazanarak itibarı artar. Hatta bunu yüceltmesi de mümkün. Zekat verir, insanlara hizmet eder, şunu eder, bunu değil mi? Bir sürü şey yapabilir. Biz, şimdi diyor ki bakınız. Bir kulun itibarının artması, ilminin artması, faziletinin yüceltmesi için tefekkür, nazar ve zikir en büyük zenginliktir. Tefekkür bakınız. Bunların hepsi akılla ilgili şeylerdir. Nazar, yani bildiğiniz nazardır, yani düşünmedir. Tamam mı? Allah'ın ayetleri üzerine düşünmektir. Aklı kullanmaktır. Ve zikir en büyük zenginliktir. Şimdi bu zikri de muhtemelen şey, muhasibi öğüt almak anlamında, yani ibret almak anlamında aklı kullanmak şeklinde düşünmüştür. Yani böyle tesbihteki zikir şekli olmama, yani genel, yani siyaktan bu anlaşılıyor. Evet. Şimdi bir de şu son sayıdan birkaç şey okuyalım da bunu bitirmiş olalım arkadaşlar. 250 bende. Eğer akle, şimdi yani hep akletme ve buradaki ana cümlemiz şu: el ak anillah. Yani ak anillah. Tamam mı? Yani Allah'ı düşünmek, yani aklımızın, bilgimizin Allah'tan gelmesi. Yani Allah'ın bize öğretmesi. Bunu şöyle düşünün mesela. El aklu anillahı, aklı orada masdar gibi düşünün. Mesela Allah'ın seni fakih kılması ne demektir? Mesela Allah'ın seni alim kılması ne demektir? Allah'ın seni akil kılması ne demektir? Tamam mı? El akl anillah bu. Yani Allah'ın sana akıl vermesi, akıl sahibi kılması ne demektir? Bunun şeylerini okumuştuk, demiştik ki Allah'ın seni akıl sahibi kılması demek senin takva sahibi olman demektir. Değil mi? Öyle okumuştuk yani şey bir önceki. Ondan sonra bu bilginin nihayetsiz olması demektir. Bunu da okumuştuk. Şimdi bakın şu son şeyde okuyalım da burasını bitirelim. Eğer akledersen sana sağlık vermek için seni hasta eder. Şimdi ne oldu bakınız? Sana sağlık vermek için hasta eder. Hastalık niçinmiş? Sağlık için, şifa için. Tamam mı? Bak Cenab-ı Hak sana... Bu arkadaşlar, şöyle cümleye biraz devam edelim mi? Bağlayacağım yeri söyleyeceğim size. Seni hasta eder. Zengin etmek için fakir kılar. Vermek için engeller. Razı olsun olan diye fani olan azı engeller. Bu karşılık baki olanı çoğu verir filan. Seni diriltmek için öldürür. Baki kılmak için yok eder. Şimdi dikkat ederseniz bak hep iyilikleri sona zikrediyor. Yani şunu yapmak için şöyle yapar falan, tamam mı? Şimdi arkadaşlar bu bahis, yani orada örneklerini okursunuz. İslam düşüncesinin çok önemli bir konuyla ilgilidir. Yani şunu yapmak için şunu yapar, şunu yapmak için şunu yapar. Yani diyelim ki mesela yeryüzünde hastalıklar niye var? Yeryüzünde fakirlikler niye var? Sıkıntılar niye var? Bu bütün dini düşüncenin en önemli problemlerinden birisi olan teodise problemidir. Tamam. Teodise. Ne demek teodise problem? Şer problemi, kötülük problemi. Yani biz şimdi Cenab-ı Hakk'a iman ediyoruz, değil mi? Cenab-ı Hakk'a inanıyoruz. İyi, yani onun iyi olduğuna inanıyoruz. Yani o, yani onun bizim hayrımıza olduğuna inanıyoruz, değil mi? Yani Cenab-ı Hakk'ın yani bize kötülük yapabileceğini düşünmüyoruz. Yani ne yaparsa bizim için iyi yapar. Ama yeryüzü böyle değil arkadaşlar. Yani şimdi insanlar en çok bunu düşünmüşlerdir. Mesela o kadar bunu düşünmüşlerdir ki tutmuşlar mesela kötülüğü biz Tanrı'ya izafe etmeyelim demişlerdir. Şimdi size şöyle bir konu açayım arkadaşlar, bakınız. Yani bazen şimdi böyle kitaplarda, klasik metinde şöyle bir problemi vardır. Şimdi anlatımı bazen çok basit olur. Orada o büyük tartışmaları fark edemezsiniz. Şimdi genellikle şöyle düşüneceksiniz. Klasik metin o çağ içerisinde konuşulan büyük sorunların hemen hepsiyle ilgilidir. Yani anlatayım, yani ne varsa orada onlarla ilgilidir. Mesela klasik metin diyelim ki bir camide yazılmamıştır. Klasik metin bir tekkede yazılmamıştır. Sokakta yazılmıştır. Yani kim var orada? Mesela Hristiyan var. Klasik metnin içerisinde Hristiyan olması lazım. Zerdüşt var. Zerdüşt'ün burada olması lazım. Mecus öteki var, Berik var. Bunlar burada olması lazım. Yani klasik metinler bunları içerirler. Bazen zimden, bazen dolaylı, bazen doğrudan. Yani bir şekilde içerirler. Şimdi
3. yüzyılda Müslüman entelektüeller, Müslüman aydınlar bu sorunu fark ediyorlar. Yani bunu tartışıyorlar. Öncesini tartıştıklarını bilmiyoruz ama 3. yüzyılda bunu tartıştıkları belli. Yani neden tartışıyorlar bunu? Çünkü teodise çok ciddi bir problem. Yani iki, teodise problemi, tevhid probleminin bir parçası. Onlar var çünkü. Bak ama şimdi şu cümlenin altını bir daha çizeyim. Şimdi ben size ne dedim? Yani İslam'la ilgili bütün meseleleri bir Hicaz ve post-Hicaz problematiği içerisinde ele alacaksınız. Mesela Hicaz'da tevhid problemi ele alındığında bunun muhalifleri putperestlerdi. Yani tevhid ne demek? Mesela Hicaz'da Medine'deki bir adam Allah birdir, tevhiddir yani muvahhid olalım dediğinde ne demek istiyor? Putlara tapmayalım demek istiyor. Yani Kabe'yi putlardan temizleyelim bu kadar. Yani mevzu bu kadar. Yani tartışmanın daha derin kısımlarını bilmiyoruz. Zorlayarak Kur'an-ı Kerim'den bir takım şeyler çıkartıyoruz. Mesela putperestliğin böyle bir derin yorumu vardır falan gibi. Bir takım şeyler çıkartıyoruz ama genel olarak böyle yani yüzeysel bir bilgi çıkartıyoruz şeyden, putperestlikten. Fakat arkadaşlar, bakın şunu hiçbir zaman unutmayın. Bir üründen ben bunu öğrendim ve ben pek çok yazıda kullandım. Siz de kullanın yazılarınızda. Diyor ki Biruni, bir din olarak Hristiyanlığı Hristiyanlık kılan şey testistir. Hiçbir şey Hristiyanlıkta testis kadar mühim değildir. Yani merkezinde Hristiyanlığın testisi vardır. Ne demek? Bütün sorunlar, bütün teoloji testis üzerine kuruludur. Bütün sanat, bütün şiir, edebiyat, tamam mı? Yani her ne varsa testis üzerine kuruludur. Testisi çıkartalım, Hristiyanlık çöker. Bak bütün yani Hristiyanlığın bütün mevzusu testis üzerine kuruldu. Yahudilikte bütün meseleler seçilmişlik üzerine kuruludur. Seçilmişliği çıkartalım Yahudiliğin bütün hikayesi biter. Tamam mı? Biruni gerçi orada Şabat diyor yani cumartesi yasakları diyor da onu biz bir arkadaşımız var onunla beraber şey diye değiştirdik yani seçilmişlik diye değiştirdik. O Şabat diyor yani Şabat yasakları. Hani şey İslam için de geçer değil mi? Yani. Gelelim İslam'a. İslam'da bütün mesele tevhid üzerine kuruludur. Yani her ne varsa tamam mı? Camisinden, mimarisine, siyasetine, toplumsal her ne varsa bütün tartışmalar tevhid üzerine kuruludur. İnsanlar birbirlerini mesela tekfir edeceği zaman şirke düştün diye yani tevhidi bozdun diye eleştirirler. Tamam mı? İnsanlar birbirlerini mesela övecek, mesela muvahhid diye överler tamam mı? Mümin muvahhid demektir. Fakat arkadaşlar şimdi testis büyük problem. Seçilmişlik büyük problem. Tevhid normalde baktığınız zaman çok yüzeysel bir problem gibi geliyor. Yani Allah'a bir dersin olur biter değil mi? Müslümanlar arkadaşlar tevhidin Allah'a bir demek olmadığını, bunun çok karmaşık problemler içerdiğini, çok büyük sorunlar içerdiğini 4-5 asırda fark etti. Yani bu tevhid öyle bir meseleymiş ki, mesela muhasibiye göre bu tevhidi anlamak için aklın şöyle bir olgunluk düzeyine gelmesi lazım. Yani şimdi tevhid şimdi el aklu anillah diyor yani Allah'ı anlayacak bir akıl diyor ya. Yani Allah'ın bir olduğunu anlayacak. Yani şimdi normal şartlarda yani bir adam kibirli olmuş olmamış ne var ki yani Allah'ın bir olduğunu anlamaya ne var ki? He bir de şimdi düşünün insanlar ateist ya yani hani yani adamı ikna etsen yani bir tane Allah'ı kabul eder herhalde yani hani ikna edebilsen. Bir Allah'a ne var ki? Ama şey diyor ki Müslümanlar şunu fark ettiler arkadaşlar. Derler ki ya bu tevhid böyle bir mesele değilmiş. Yani Allah'a bir demekle ilgili bir mesele değilmiş. Ya tevhid demek Allah, insan ve alem irtibatını Allah'ın birliği ilkesini bozmadan açıklayabilmek demek. Yani aleme kesret diyelim tamam mı? Çokluk diyelim. Bu kesretin bir olan Allah'la yani birlikle irtibatı nasıldır? Bunu açıklamaya tevhid denir. Şimdi böyle olunca bakınız, yani mesele böyle olunca müminler çok büyük bir sorunla karşılaştılar. Yani bunu mesela normal şartlar diyelim ki sokaktaki bir adam bunu anlamaz. Tamam mı? Bir esnaf bunu anlamaz. Daha önce şurada yazdığımız mesela hani sosyal hayatı bir problem olarak gören zahitler bunu anlamaz. İşte diyelim ki ticari hayatı problem olarak gören zahitler bunu anlamaz ama şuradakiler var ya şu sınıf bunu fark eder. Neden fark eder? Çünkü arkadaşlar bakınız tevhid eğer tek bir ilke ise Tanrı'ya dair bütün konuşmaların o tevhid ilkesinin bir yerine bulunması lazım.
Şimdi insanlar neyi konuşuyorlar? Şimdi mesela çıkıyor adam diyor ki basit mesela günü şimdi yazı şimdi şöyle düşün mesela dedim ki bu konuda yazı yazacaksınız tamam mı? Yazıda çok böyle ustalıklı biçimler var, tarzlar var. Mesela şöyle düşüneceksin. Diyelim ki kanser olduğunu duyan bir adam ya da başka herhangi bir problem ise günlük bir problem tamam mı? Bir adam için Tanrı'nın bir olması ne ifade eder? Yani en basit yani günlük hayattaki en sıra kanser olmakta çok kötü oldu. Daha büyük mesela. Trafikte sıkışmış bir adam tamam mı? Yani patlıyor, çatlıyor mesela. Bu adam için Tanrı'nın bir olması ne anlam ifade eder? Şimdi böyle başlayacaksın ama yani çok basit bir anlatımdan yani bir kişinin böyle bir durumuna izah ederek bir şey yapacaksın. Şimdi buradan gireceksin. Şimdi Müslümanlar post-Hicaz dönemine gelince yani o Doğu Akdeniz'e yerleşince o hilale yerleşince baktılar ki mesela Mısır'da Tanrı'ya dair bir sürü tartışma biçimi var. İran'da mesela Tanrı'ya dair bir sürü tartışma biçimi var. Mezopotamya'da Tanrı'ya dair bir sürü tartışma biçimi var. Şimdi bu kez ne oldu? Tevhidin mesaili değişti. Bak daha önce tevhidin mesaili müşriklerdi. Yani Kabe'ye gelip orada put kuran adamlardı tamam mı? İran'a bir gittin put yok. E ne var? Ezeli iki ilke olarak karanlık ve nur var. Bunu şimdi tevhid ilkesi üzerinden tartışalım bakalım. Diyeceksin ki bunları yoktur. Peki ne vardır? Söyle bana. Tanrı vardır. Tamam. Biz şimdi hani nur derken zaten onu kastediyorduk. Karanlığı niye kullan? Ölüm var, sıkıntı var, bela var, dertler var, hastalıklar var, vebalar var. Adam çocuk 10 tane çocuğunu kaybediyor. Bu adama ne diyeceksin? Senin çocuklarını kim öldürdü? Allah öldürdü. Nasıl diyeceksin buna? Sıkıntılar var. Peki siz ne yapıyorsunuz? Biz diyoruz ki yani bunların yani ezeli bir madde var, karanlık var. Bunlar oradan geliyor. Kötülükler oradan geliyor. Nasıl bir yorum? Uzaktan bakınca şey geliyor, basit geliyor. İçine girince çok derin bir yorum. İçine girince. Peki senin ne yapman lazım? Maddeden, karanlıktan kaç, ışığa doğru git. Fena da değil, ahlakta ortaya koyuyor. İslam bunu kabul etmeyecek. İslam diyecek ki hayır, tevhid ilkesi bizim için olmazsa olmazdır. Ve bu kez tevhidin mesaili karanlık ve nur şeyi, dualitesi olacak. Yani artık tevhid mesela putperestlikle değil ya, dualizmle mücadele edecek. Mesela. Bak, iki, filozofları tanıyacak. Filozoflar diyecek ki, Tanrı kimdir? Ezeli bir ilkedir, bir. Bizim işlerimize güçlerimize karışmaz, şu bu falan tamam mı? Buna deizm diyoruz. Şimdi tevhid diyecek ya kardeşim olmaz böyle olur. Bu kez ne olacak? Tevhid bu kez fail tanrı fikrini savunan bir inanca dönüşecek. Bak dualizme karşı tevhid, deizme karşı tevhid, ateizme karşı tevhid, teslise karşı tevhid. Mesela diyelim ki şeye gidecek Hindistan'a gidecek tamam mı? Bütün evren illüzyon mesela. Her şey yanılsama. Ayrıca bir de sınıfsal yapı var. Şu var, bu var falan. Tamam. Şimdi orada hak diye bir şey var. Evrenin bir hakikati var. Bu kez evreni savunmak, evrenin hakikatini savunmak. Yani aklın hakikatini savunmak falan bunlar tevhidi savunmak haline gelecek. Ne olacak arkadaşlar? Müslüman, bu anlaşılabiliyor mu arkadaşlar? Problem var mı burada? Mazlum burada sıkıntı var mı bu konuda? Bu çok önemli bir konudur yani. Hani normal şartlardan bana göre öğrenmeniz gereken önemli konulardan birisidir bu. Ve şey muhasibi bunu anlatmaya çalışıyor. Yani şurada daha önce fark etmiş miydiniz bunu okurken muhasibi de? Arada bir gizliyor lafı işte yani. Hani o da off the record yazmış bunu. Yani ondan sonra off the record yazınca böyle oluyor yani muhasibinin. Oysa talebeler biraz herhalde uyuyanlar da olmuş, şeyler olmuş filan. Öyle. Evet. Peki toparlayalım. Yani bu konuyu toparlayalım. Şimdi öbür kitaba geçeyim. Şimdi arkadaşlar Müslümanlar bu sorunları ne kadar fark ettiler tam bilmiyoruz. Fakat ortaya çıkan metinler bu tartışmaların izlerini taşıdı. Mesela Mutezile'de şöyle bir fikir ortaya çıktı. Asla halallah. Aslı halallah tam şu demek. Size
Türkçesini tam söyleyeyim. Mevlam neylerse güzel, nasıl şu İbrahim Hakkı'nın? Görelim Mevlam neyler, neylerse güzel eyler var ya. Bu tipik bir aslı hal Allah cümlesidir. Aradaki tek fark şu, Mevlam kelimesinin bir sıcaklığı var ya. Mutezile'de o sıcaklığı düş. Şiir yazmış. Şimdi Mutezile'den o sıcaklığı, yani Mevlam kelimesindeki sıcaklığı düş, soğut. Neylerse güzel eylerdeki o böyle temenniyi de düş, gardiyan dili eylemelidir. Yap Mutezile. Yani tamam mı bak yani Mevlam sıcaklığını düş, cümleyi soğut, tamam mı? Eylerdeki böyle tevazuyu, mahfiyeti, temenniyi de düş, yapmalıdır buyruğuna çevir, al sana Mutezile. Buna asla halallah denir. Efendim? Hangisi? İşte onu anlatmaya çalışıyorum. Şimdi eğer onu Mevlam diye söylersen, bir de yapar, Rabbim yapar temenni şeklinde, dua şeklinde söylersen tasavvuf olur. Ama Mevla'yı düş, tamam mı? Metnin sıcaklığını kaldır, soğut cümleyi buyruğa çevir. Yani böyle katı emir şeklinde kipine getir. Allah kulu için ne yaparsa en iyisini yapmalıdır dediğinde iş Mutezile olur. Tamam. Fakat şimdi arkadaşlar derdimiz bu değil. Derdimiz şu. Şimdi bu bir Müslüman aklı. Yanlış doğru önemli değil. Bunlar, bu tarz şeylere takılmayın. Yani meseleyi ele alırken o doğru demiş, bu yanlış demiş, şu güzel demiş. Bunlarla ilgilenmiyoruz. Anlamaya çalışıyoruz. Mutezile ne yapmak istiyordu? Ve böyle düşünen müminler ne yapmak istiyordu? Yeni toplumda yani post-Hicaz'da, İslam'da tevhid ilkesini savunmaya çalışıyorlardı. Yani tevhid bu dönem, yani artık tevhidi savunmak için asla halallah ayağına ihtiyacın var. Vahdet-i vücut kesinlikle bir tevhid müdafasıdır. Bu anlamda mutezile. Ha yani oraya yani daha sonra geleceğiz ama şimdi yani bilgi olarak söyleyeyim yani. Vahdet-i vücut kesinlikle bir tevhid mücadelesidir. Vahdet-i şuhud da vahdet-i vücuda karşı yeni bir tevhid mücadelesidir. Yani şu cümlenin altını çiziyorum arkadaşlar. Yani Müslümanlar arasındaki doğru ya da yani bütün hatalar tevhid üzerine çıkmıştır. Yani mesele tevhiddir. Yani Tanrı-insan ilişkisi veya Tanrı-alem ilişkisidir. Sevapları da burada ortaya çıkmıştır. Yani büyük yani doktrin yani doktrinin ana merkezindeki yapıyı söylüyorum. Tamam mı? Bununla ilgilidir. Şimdi arkadaşlar bakınız. Asla hal- şimdi ne oldu? Medine'de kalsaydı İslam belki de asla halallah fikrine gerek olmayacaktı. Yani bu kadar bariz bir tartışmaya gerek olmayabilirdi. Bir söz şeklinde olabilirdi. Yani konuşma biçiminde olabilirdi ama teori şeklinde olmazdı. Neden? Muhalifleri yoktu yani mukabilleri yoktu. Ama Mutezile'nin artık mukabilleri var. Mesela Zerdüştleri tanımış olması lazım bu adamların. Mesela yani Helenistik felsefeyi tanımış olmaları lazım. İşte o çevresindeki çeşitli inançları tanımış. Bunları tanıyınca asla halallah olmaksızın tevhid savunulamaz dediler. Yani Tanrı en iyisini yapmalıdır. Tamam mı? En iyisini yapmalıdır. Şimdi bunun üzerine çok fazla durmayacağım. Bu aynı zamanda teodisi yani kötülük problemini çözen bir cümle. Çözmek için söylenmiş bir cümle. Fakat bunun diğer Müslüman grupların nasıl nüfuz ettiğini anlatacağım. Diğer Müslüman gruplar bu cümleye itiraz etmediler. Söylenişine itiraz ettiler. Aslah mı? Bak güzel. Yani Rabbimizden gelen güzeldir dediler. Rabbimiz bizim her şeyimizi, bir de bu Rabbimiz dediler tamam mı? Yani Mevla var ya, yani o cümleyi öyle boşuna söylemiyorum. Yani hakikaten Erzurumlu çok güzel söylemiş. Yani şimdi bak şu söyleyişe bakınız. Görelim Mevlam neyler, neylerse güzel eyler. Yani ne kadar sıcak söylüyor tamam mı? Mutezile bu sıcak kısmını kesiyorsunuz, cümleyi soğutuyorsunuz, kurala çevirip ortaya koyuyorsunuz. Mutezile bu. Ama diğer Müslümanlar bunu yani kim çıkıp ne diyecek? Yok canım Rabbimiz bizim için en iyisini yapmaz. Olur mu ya? Kim diyebilir bunu? Kimse diyemez. Tamam mı? Kimse diyemez. Bundan dolayı bakınız, farkında olarak ya da olmayarak şu cümleye ulaşmış oldular. O alem olabilecek alemlerin en güzelidir. Bak farkına vararak ya da varmayarak niye söylüyorum? Çünkü normalde zaten bir Müslümanın hayatında bu cümle vardır. Fakat bunun teorisi oluşmuştur ya da oluşmamıştır. Bu dönemlerde oluşmamış gözüküyor. Bu cümlenin farklı yorumlarını ben size anlatacağım bir ara. Yani ben bu cümleyi çok severim. Bir ara konuşuruz yani ama şimdi fazla detayına girmeyeyim. Şimdi muhasibe
Bu cümleyi şöyle alıyor. Şimdi ortada örnekler var. Mesela diyelim ki Allah'ın yaptığı her şey güzelse. Sağlık, hadi güzel. Hastalık ne oldu? Mesela zenginlik fena değil yani. Fakirlik ne oldu? Hayat güzel. Yaşamak güzel. Ölüm. Arkadaşlar bu teoride, yani eşariliğe de hakim olan, ehli sünnete hakim olan teoridir bu. Kötülük daha iyiye ulaşmanın bir parçası kabul edilerek dönüştürüldü. Bak kötülük, tamam mı? Yani kötülük, yani bizi rahatsız eden şeyler, bizi üzen şeyler, bak iyinin değil ya daha iyinin, tamam mı? Mesela diyelim ki en kötüsü nedir? Yani bütün bu olup biten içerisinde en kötüsü nedir? Ölümdür. Yani hakikaten ölüm olunca çok kötü. Ama ne diyor? Bak burada ne diyor? Ölüm niçin var? Ahirette beka için var. Yani şöyle, yani şöyle. Şimdi parça şeklinde ele alırsan, yani Tanrı'nın fiilini bir parça şeklinde ele alırsan bu kötü. Ama eğer mesela Tanrı beni sevindirmek için eşeğimi kaybettirdi, yeniden buldurdu ise eşeği kaybetmek bir anekdot, yani sadece bir şey, yani geçici bir şey yani. Tamam, yani devemi kaybettim, yani çölde devemi, niye? Ondan sonra öyle çok büyük bir haz yaşayacağım ya. Onun bir heyecanı, yani bir hani şey gibi, ne diyelim? Güzel, vallahi o kelimeyi arıyordum. Adrenalin gibi yani. Adrenalin gibi. Şimdi cümleyi böyle okuyalım bakın. Yani artık zihninizde arkadaşlar, değerli meslektaşlarım, kim var şu an zihninizde? Yani İslam'ın temel meselesi tevhidmiş. Ama post-icazda artık muhataplarımız değişti. Ya deisttir adam, ya zerdüştür, ya mecusi, ya şeydir, teslistir, ya Yahudidir, değil mi? Yani muhataplar değişti, okumuş yazmış adamlar. Herkesin teorisi var. Bu teorileri içerecek şekilde tevhidi savunacağız. Yani tevhidi açıklıyoruz. Burada tevhid mesela diyor ki, eğer diyor akledersen, ya akledersen ne demek? Yani kibirden kurtulmuşsun, korkulardan kurtulmuşsun. Yani saf akıl hale gelmişsin. Yani akıl korkmaz, tamam mı? Akıl kibirlenmez vesaire. Yani saf akıl hale gelmişsin. O zaman diyor anlarsın ki sana sağlık vermek için seni hasta etmiş Allah. Ne oldu? Bak teorisi problemini çözdük. Tamam mı? Yani niye hasta olduk? Sağlık vermek için. Zengin etmek için fakirlik verdi. Ya Rabbi güzel de yani hani yani bir kısmımıza ezeli fakirlik verdin, yani nesilden nesile fakiriz yani. Yani şimdi mesela arkadaşlar ben size desem ki şu İslam dünyasının mevcut durumunu şu teori üzerinden bir açıklayın bakayım yani. Yani Suriye'de 300 bin kişi öldü mesela, şimdi bu teori üzerine açıklayın bakayım yani. Muhasip için muhasip çok rahat bir şekilde açıklar onu mesela, söyleyeyim yani. Ondan sonra fakir yapar, vermek için engeller. Şimdi mesela Cenab-ı Hakk'ın El-Mani diye bir isim var, engeller. El-Muti diye bir isim var. Niye engeller? Başka bir şey vermek için. Saatimiz kaç oldu? Ben saat 9'da 3 var. 9'da mı bitireceğiz derse? Ben diğer kitaba başlayacaktım. Söyle öyle. Yok bak o dili değiştirdi muhasibe. Yani eğer dili değiştirmeseydi konuyu bu şey yani bunlar şimdi böyle biraz daha zayıf önermeler. Yani mesela hadise işte ayet yani böyle bir rasyonelliği çok güçlü önermeler değil bunlar. Yani yok, ben öyle değil. Zaten problem o. Şeyi yani mutezilenin o dilini kırdılar. Yani bu şimdi bir temenni cümlesi. Ama içinde tabii ki bir hüsnü zan var. Yani Cenab-ı Hakk'a dair çok güçlü bir hüsnü zan var. Ama hiçbir zaman icbar yok. Mesela bu şimdi bu konularda şeyler var arkadaşlar. Tabii ehli sünnet bunun teorisini oluşturana kadar epey bir vakit geçti. Mesela sonradan bütün bunları kereme bağladılar. Yani Cenab-ı Hakk'ın cömertliğine bağladılar. Ama ısrarla şeyi kurdular, şeyi kırdılar. Mesela o icbar dilini yani mecburiyet dilini kırdılar. Çünkü mesela burada gelecek. Diyelim ki vaat ve vaid meselesi var, tamam mı? Asla Allah'a bağlı olarak vaat vaid meselesi var. Cenab-ı Hak şimdi vaat ediyor, bir de tehdit ediyor. Şimdi bunu yerine getirmek zorunda mı değil mi? Şimdi ehli sünnete göre değil.
Tamam değil. Ama şimdi o zaman çok acayip bir şey oluyor yani. Yani ibadet ediyoruz ediyoruz bir şey. Bu kez dediler ki yani mesela sonradan gelişen ehl-i sünnet içerisinde şunu söyledi. Dediler ki tehdidinden vazcaymak olmaz ya. Tehdidinden caymak keremden olduğu kadar vaadini yerine getirmek de keremdendir. Bu harika bir cümle. Yani Cenab-ı Hak tehdidinden vazgeçer. Tamam yani bu kereme aykırı bir şey değil. Ama yani misal olarak söyleyeyim. Dedim ki yani ödevini yapmazsan işte şöyle yaparım. Tamam mı? Ama ödülünü yaparsan işte şunu da ödül veririm falan mesela. Ödevini yaparsan. Şimdi bir burada... Tam... Miat. Tehdit. Vaid anlamında. Veya vaat olabilir. Bilmiyorum şeyini ama. Burada geçiyor mu kelime? Yok. Oradaki şey... taahhüt. Taahhüt. Yani Cenab-ı Hak verdiği söz anlamında. Evet. Devam arkadaşlar. Anlatabildim mi? Yani bunu sadece buradaki cümlelere bakmamak lazım. Yani genel şeyinden, yani muhasebenin genel teorisinden çıkartarak onu söylüyorum. Devam. Vermek için engeller. Razı olsun diye fani olan azı engeller. Bir karşılık olarak baki çoğu verir. Seni diriltmek için öldürür. Baki kılmak için yok eder. Günah illetinden kurtulman için seni hastalıklarla tedavi eder. Şimdi tabii bir mümin için bu enteresan bir şey. Mesela tasavvuf kitaplarında şeyi çok anlatırlar. Bu hastalık meselesi çok enteresan bir meseledir. Yani sadece fakirlik değil, hastalık konusu. Şimdi adam diyelim ki hastalıkta tedaviyi reddediyor. Fakirlikte çalışmayı reddediyor. Tamam mı? Şimdi ikisi de problem. Şimdi diyor ki mesela hastalık diyor Cenab-ı Hakk'ın büyük lütfudur diyor. Eğer diyor Firavun diyor hasta olsaydı kibirlenmezdi diyor. Yani hastalık çünkü buradaki mesele şu arkadaşlar. Büyük problem ne? Adam diyor ki büyük problem kibirdir diyor. Yani insanın aşması gereken büyük problem kibirdir. Yani tekrar aynı noktaya geliyoruz bakınız. Bütün bunlar yani bu ahlaki rezaili akıl hastalığı olarak. Yani şimdi bizim mesela tasavvuf kitaplarına geçerken nefsin hastalıkları. Nefs kelimesini akılla özdeşleştirin. Aklın şeyleri, engelleri, doğru düşünmenin ilkeleri. Yani kitabı böyle koyduğumuz zaman muhasebe anlaşılmış oluyor. Bu şekilde. Devam edelim. Sen istemeden sana nimetler verir filan diye devam ediyor. O halde söylenen hususlarda aklınla düşünmedikçe onun ihsanını nasıl bileceksin? Onun sana kötülüğünü nasıl açıklayacaksın? Kurtuluşunun yolunu nasıl göreceksin? Şimdi bu tezekkür ve nefsinle mücadele ancak onun razı olduğu şeyi bilmek, onun gazabını çeken şeyden kaçınmak ve uzaklaşmakla mümkün olur. Bunların hepsi aklın gerekliliğini savunan cümleler. Arkadaşlar şu cümle bakın hiçbir zaman şunu unutmuyoruz. Muhasibi şöyle arada bir yerde duruyor tamam mı? Bakın. Şimdi şurada... Bilgiyi takdis edenler, tamam mı? Mesela mutezile, bilgiyi ve aklı takdis edenler. Mesela mutezile olsun. Misal olarak söylüyorum. Sadece mutezile değildir bu. Yani fakihler olabilir, başka kimseler olabilir vesaire. Şimdi buradan tabii bilgiden bir statü kazanıyorlar. Yani bir sosyal sınıf haline geliyorlar. Çünkü postacağızda sınıflar ortaya çıkmaya başlayınca, mesela diyelim ki bir bürokrasi ortaya çıkıyor. Yöneticiler ortaya çıkıyor. Zengin insanlar ortaya çıkıyor. Bununla paralel bir şekilde de şeyler ortaya çıkıyor. Yani ulema sınıfı ortaya çıkıyor. Tamam böyle bir problem ortaya çıkıyor. Şimdi muhasibi burayı terk etmeye çalışıyor. Fakat bunun karşısında şimdi şurası şehir ve şehir değerleri. Tamam mı? Şurada da şehrin dışı. Yani dış dediğimde aklınıza mekan olarak gelmesin. Yani şehrin içinde de yaşasa bu adam mesela medresenin önünden geçiyor diyelim ki medreseyi beğenmiyor. Burada bir şey yok diyor. Yani şehrin içinde yaşayabilir bu adam. Tamam mı? Ama normalde şehrin dışı, yani kafa olarak şehrin dışındaki adam. Şimdi bu adam da bilimi küçümsüyor. Bilimi ve aklı küçümsüyor, tamam mı? Şimdi muhasebi iki kesimle birden uğraşıyor. Muhasebi de kendince şurada duruyor. Tamam. Şimdi hem burayı eleştiriyor. Yani burada mesela kibir görüyor, cedel görüyor, burayı eleştiriyor.
hem şurayı eleştiriyor. Bunların da şimdi bilgiyi reddettiğini görerek bunu eleştiriyor. Yani aslında şunlar ve şunlar birbirinin dengi. Muhasım şimdi bu arada bir yol bulmaya çalışıyor. Anlatabiliyor muyum? Yani ne şuraya ne şuraya ve tasavvufu şu çizgiye oturtmaya çalışıyor. Çünkü dikkat ederseniz aslında ikisinin de pozisyon var. Mesela bir adam diyelim ki şurada bilgiyi savunduğunda yani cedel yaptığında bir pozisyon elde ediyor, statü elde ediyor. Öteki adam da cedel yaparak bunu reddediyor, karşı çıkıyor. Diyor ki mesela bilgi ne işe yarar diyor. Şimdi muhasebi bu ikisinin karşısında aklı şuraya, yani doğru aklı şuraya yerleştiriyor. Şimdi doğru aklı buraya yerleştirdiğine göre şöyle şeyler söylememiz lazım değil mi? Mesela şurada diyelim ki aklın hangi kusurlarını görüyor? Şimdi bakınız aklın kusurlarını mantık anlatsa diyecek ki mesela cedel yapıyor, şunu yapıyor, bunu, bir takım şeyler söyleyecek bize, tamam mı? Yani ahlaki önerme kurmayacak. Mantık anlatsa bize bunu. Din de anlatsa böyle. Şimdi muhasibiye göre aklın kusurları aynı zamanda ahlaki ilkeler. Rezail ya da erdem şeklinde. Şimdi muhasibi diyor ki bak burada da akıl yok, tam akıl. Şurada da tam akıl yok. Bak burası zahitler ve sufiler. Kendisine sufi diyenler. Muhasibi diyor ki o zaman şimdi burada akıl yoksa ne var burada? Kibir var burada. Cedel var burada. İddia var, tamam mı? Bak şu tarafta bak. Şurayı söylemek kolay arkadaşlar. Bak şurayı söylemek kolay. Yani burada bu var demek bu kolay. Şurada sanki insan zannediyor ki yani muhasibi burada tavsiye diliyle konuşuyor. Tavsiye diliyle konuşmuyor. Muhasibi diyor ki burada diyor akıl yok diyor. Yani akl anillah yok burada. Yani şu tarafta el aklu anillah yok burada. Şurada el aklu anillah bu da yok. Burada da bir akıl var kendi içerisinde sınırlı. Şurada da bir akıl var. Yani bunlar da uyanık, bunlar da uyanık. Ama el aklu anillah olabilmesi için ahlakın rezailinin, yani bak ahlak demeyeceğiz artık. Aklın rezailinin, yani kötü vasıflarının, yani kibir gibi, cimrilik gibi, cedel gibi, makam sevgisi gibi filan. Bunlar aklın özellikleri. Bunların ortadan kalkması lazım. İki tarafta da. Burada da var, burada da var. O zaman şimdi biz muhasebeye desek ki bize şeyi anlat. Mesela akıldan kim statü kazanıyor? Diyecek ki akıldan iki türlü statü kazananlar var. Aklı savunanlar ve aklı reddedenler. Bak cümle oturuyor mu? Bak akıldan iki türlü statü kazananlar var. Aklı savunanlar, aklı reddedenler. Hangisinden olmak istersin? Muhasip diyor ki ikisi de bunlar birbirinin dengi. Ne oldu? Arkadaşlar bakınız. Bu tasavvuf tarihinde bir kırılma. Ne oldu? Şehri terk edenlerle şehirde kalanları eşitledi. Anlatır mı? Şimdi halbuki bu adamlar üstün olmak için burayı terk ettiler. Zaten muhasip de onu söylüyor. Yani gittiniz ne yaptınız diyor, tamam mı? Ne yapacaktınız? Gittiğinizde mesela akledecek, düşünecektiniz, tamam mı? Kur'an-ı Kerim düşünecektiniz. Mesela Cenab-ı Hakk'ın size hastalığı niye verdiğini düşünecektiniz. Cenab-ı Hakk'ın size şu fakirliği, yani bunlar üzerine tefekkür edecektiniz, tezekkür edecektiniz, itibar edeceksiniz. Yani sebep-sonuç ilişkisi kurup bir neticeye varacaktınız. Allah hakkında düşünecektiniz. Bunu yapmadınız, o zaman el aklu anillah olmadı. Bak kitabın ana fikri bu. Allah yani el aklu anillah isterseniz şöyle düşünün. Yani Allah'ın öğrettiği akıl, Allah'ın öğrettiği bilgi. O Şafii'den öğrendiğiniz yani kime Allah hayır murad ederse yufakkıhu fiddin. Tamam mı? Dinde fakih kılınır o. Yani dinde anlayış sahibi kılınır, tamam mı? Şimdi buradaki cümle el aklu fillah, yani Allah'a dair derin düşünce ortaya çıkar. Ama bunun olabilmesi için aklın olması lazım. O zaman şimdi bakınız muhasibin iki tane muhalifi var. İster bu muhalifi atışın anlatın, ister bu muhalifi. Anlatabiliyor muyum? Bak ifrat ve tefrit arasında muhasibinin çizgisi mesela. Hem yazı başlıklarının birisi bu. Söyle öyle. Ama şeyde zaten Gazali şu çizginin takipçisi. Tabii yani bu çizginin takipçisi. Yani muhasibiden yani burada mesela tek tek spesifik olarak bir konuda onu eleştirmemiş önemli değil. Ama şimdi diyelim ki hani İslam içerisinde biz şimdi hani periferide tabii bir sürü böyle heterodoks akımlar var, heretikler var, sapkınlar var vesaire, bunlar üzerine konuşmuyoruz. Ama
İslam'da şimdi aranan şey, mesela diyelim ki Hasan-ı Basri 110 yıllarda şurayı temsil ediyordu. Tamam mı? Ebu Hanife mesela burayı temsil ediyor olması lazım. Yani şu iki çizgiye karşı, tamam mı? Burayı temsil ediyor olması lazım. Çünkü burada cedelin, yani cedel sadece bir savunma biçimi değil. Cedel bilgiyle bir statü kazanma biçimi. Yani bir sosyal sınıf haline gelme meselesi. Biz bunu şeyden biliyoruz mesela arkadaşlar. Felsefe tarihinde sofistler toplumun en itibarlı insanlarıydı. Çünkü bilgiyi satan insanlardı. Yani bilgiyle bir statü inşa ediyorlardı. Öğretmenlerdi, tamam mı? Yani sofistler öğretmenlerdi. Şimdi cedel çok iyi bir öğretme yöntemidir. Yani şöyle derse şöyle dersin, böyle derse böyle dersin falan bir öğretme biçimidir. Muhasebe şimdi ondan uzak durmaya çalışıyor. Çünkü yani el-ak anillaha ulaşmayı engelleyen bir şey. Çünkü burada kibir var diyor, statü var diyor. Yani buradaki bizim problemimiz şu arkadaşlar. Biz şimdi bu kelimeleri, bu kavramları bireysel bir ahlaktan sosyal bir ahlaka taşıyamıyoruz. Söyle. Aynen. Tabii ki. Retorik şimdi burada muhasip bunu fark ediyor. Çünkü bu post-ticaz döneminde bilgi buna dönüşüyor. Mesela adam fakih oluyor. Niye fakih oluyor? Para kazanmak için. Bak yani hani şey gibi yani hani Kayserili gibi yani bir kardeş ticarette adam ticaret yapamıyor. Ne yapacak? Ticaret yapamayan adam ne yapacak? Okula gidecek tabii ki. Ondan sonra. Mardin'de de öyle. Mardinliler de öyle ya. Valla he? Herkes okuyor. Yeni nesil hepsi okuyor. Tamam Mardin'de öyle değilmiş. Ondan sonra şimdi muhasibi bize bunu gösterdi. Yani şu taraf ile şu tarafın aslında yani şehrin içiyle dışının aslında birbirini inşa ettiğini yani bunların aslında birbirine denk olduğunu ama itidal noktasının ikisinde de olmadığını yani çünkü burada yani ikisinde de tam bir emek yok yani emek şurada olduğunu gösteriyor. Şimdi dolayısıyla şu şeyi bitirelim arkadaşlar hızlıca. Namaz, evet. Namaz dolayısıyla arkadaşlar yayınımıza ara veriyoruz. O zaman böyle bitirelim mi? Biz bugün, vallahi ben yoruldum. Bir saatte zaten off the record. Eyvallah. Arkadaşlar, bu hafta ben size ödev yazabilirim gerçi gene bir şey. Şeye dikkat edin. Şöyle, yok şöyle, ben hallederim ya, siz merak etmeyin. Şöyle, arada bir yani ben size gene öyle bir nutuklar çekeceğim yani inşallah. Böyle rahatsız olan varsa söylesin bana. Maşuk sen rahatsız oluyor musun? Bak Mazlum, eylem istiyorum ya. Yani rahatsız etmeyeyim hocam. Esat. Ya çatışma çıkmıyor burada ya. Evet. Emine kavga çıkmıyor mu ya? Adrenalin istiyorum ya. Benim öyle bir tarafım var ya. Bağırın çağırın yani. Hocam rahatsız etmemiz ya. Herkes kendi işini biliyor falan değil. Ama ben de. Peki.